Mustafa. Efendim baba. Çok güzel bir şey oldu. Çok büyük bir iş aldık. Hadi ya, harika. Harika tabii ya. Görüyorsun değil mi? Ustalığın kıymetini bilenler hala var. Bu dükkana da büyük işler geliyor. Hasan arayayım hemen. Bırak şunu Hasan, bırak. Ben şu Sinan abinin dükkanına gideyim, iki laf edeyim. Mehmet Usta'nın CNC tezgahlarına yenilmediğini görsün. Şunu da al, masaya koy. Bu ne sevinç ya. Bak İpek'cim, buradan basınca kaydetmeye başlıyorsun. Durdurmak için yine bu düğmeye basıyorsun. Tamam. Gece kaydı için de şuna basacaksın. Tamam mı? Harika. Kaset var değil mi içinde? Ne demek İpek'cim? Horlayan erkeklerle mücadele kapsamında kaset müessesemizin hediyesidir. Tabii, şimdiden mücadeleye destek vermek lazım. Kim bilir, belki abim de horluyordur. Ben kalkayım. Defne'nin yine çenesi düştü. İpek'cim, kamera yarın bana lazım. Yarın işim biter değil mi? Aa, tabii biter, merak tamam etme. Tamam canım, görüşürüz. Hadi, güle güle. Güle güle. Yedim seni Tankut. Kızım kalksana hadi. İpek, hadi sofrayı hazırlayın. Babanız neredeyse gelir. Ben gidiyorum anne. Tankut'u da kalk etmem lazım. Yemeğe niye de öyle git abla? Sofraya yardım edeyim diye istiyorsun değil mi? Hayır, hiç de diye bir kere. Üzüldüğüm için hadi gel. Hoş geldiniz. Ne haber Şükran? İyilik. Ne bu keyif böyle ha? Hiç sorma Şükran. Çok büyük bir iş aldık. Nihayet kötü talihimizi yendik yani. Yaşasın, çok sevindim, gözün aydın. Bak aslan oğlum benim, dükkanda iş yok deyip duruyordun ha? Ya. Hadi ya, yemek yemiyor muyuz? Kurt gibi açım ben. Tamam canım, sen git elini yüzünü yıka, 5 dakikaya kadar sofrayı hazırlarız. Kızlar, duydunuz mu? Babanız çok büyük bir iş almış. Evreşe yolları dar dar, bana bakma benim işim gücüm var. Ne yaptım ya? Kızım şuna biraz daha koysana, bol koy, bol. Tamam baba. Eline sağlık hanım, çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Çok para kazanacak mısın baba? Kazanırız herhalde ya, dünya kadar iş var. Arayan firma çok büyük bir firmaymış. Of ya, dedim Pelin'e o kadar abartma diye. Benim aslan oğlum, al. Canım benim, canım. Duaları tuttu. Ay maşallah, anne. Koş bu, anne. Koş. Ben doydum. Afiyet olsun. Hayırlı olsun baba. İnşallah iyi olur. Sağ ol kızım. Tankut nerede? O da gelseydi yemek yerdi çocuk. Tankut horladığı için cezalı baba. Ne? Horladığı için mi? Ya o da senin gibiymiş. Gece karısına serenat yapıyorum. Kim? Ben mi serenat yapıyorum? Ben anlamam serenattan falan. Shakespeare miyim ben ya? O Shakespeare değil baba, Romeo. Romeo Juliet'i horluyordu. Ay, aman ya, serenat yapıyordu. Su. Baba, erkekler neden horladıklarını kabul etmez? Bilemiyorum. Horlayan birini bulup ona soracaksınız. Mehmet, horlamana bir şey demiyoruz hadi. Ama bari kabul et. Ayıp değil ki horlamak. Niye kabul edeyim efendim? Bir iki tısıldarım, o kadar yani. Hayatta horlamam. Tıslamak da tıslamak yani. Fener gol attığında o kadar bağırmıyorsun ayol. Tuz. Mehmet, sana bir şey soracağım. Eğer horluyor olsaydın... Yani horlamıyorsun tamam da, horluyor olsaydın diyorum. Sırf ben rahatsız olmayayım diye sırtına tenis topu dikilmesine razı olur muydun? Tenis topu mu? Sırt üstü yatmayı önlemek için baba. He? Razı olur muydun Mehmet? Eğer horlasaydım razı olurdum efendim. Ama horlamıyorum. Canım benim canım. Biliyordum beni sevdiğini. Başka ne yemek var? Ben pilavı getireyim. Ben de geleyim yardım edeyim. İpek. Efendim anne. Bu kamera nasıl çalışıyordu? Hayır anne, kamera bu gece bana lazım.
Aa, yarın o kaseti seyrettiremezsen vallahi çatlarım. Ya, sen yarın çekersin. Ya ama yarın Pelin'e geri vermem lazım kamerayı anne. İyi o zaman çağır Tankut'u, o da burada kalsın. Sen onu ebelersin, ben de babanı. Yani babamın horladığını ispatlamak 35 sene sonra mı aklına geldi? 35 sene önce elimde kamera mı vardı? Taş plan mı kaydetseydim? Tamam, ben Tankut'u çağırdım. Mehmet. Ben de o tenis topunu senin pijamana dikmezsem bana da Şükran demesinler. Mustafa. Efendim baba. Bu gece erken yatıp dinlenelim. Firuze Hanım yarın yollayacakmış parçaları. Peki baba. Baba, Hasan'a ihtiyacımız olacak mı? Arayayım mı? İhtiyacımız falan olmayacak efendim. Ben onun yaptığı işi tek elimle yaparım. Vallahi sen yaşlandın Mehmet. Bırak gelsin işte çocuk. İstemez efendim, istemez. O bana inanmadı. Dükkanımızın yüklü işler alacağına, para kazanacağımıza inanmadı. Ustasına güvenmedi. Ama ben yıkılmadım. Ayaktayım. Oflama. Ben baktım. Devam ediyoruz. Aa, hoş geldiniz. Merhaba Defne'cim. Aa, hoş geldin canım. Gel. Geç otur. Damadınız Kadir Bey buralarda mı acaba Şükran? Yok, çok şükür. Ne oldu, hayırdır? Biri beni Sinan'a ispiyonlamış Şükran. Ya ben o sırada yanındaydım. Zekeriya köydeki evi ondan habersiz satıyormuşsunuz galiba. Aa. Evet, annem kendi başına iş yapmış yani. Ne demek kendi başına? Bizim evliliğimiz babanın krallığı değil canım. Gel biz mutfağa gidelim Pelin'cim. Tamam. Çok mu kızdı Sinan Bey? Çok. Hay Allah. Ben bakarım canım. Oo, İyi akşamlar. Sinancığım hoş geldin. Geç. Geç otur. Geç. Hoş bulduk. Geç. Hoş geldiniz Sinan Bey. Nasılsınız? İyiyim Şükran Hanım. Tabii arkamdan iş çevrilmediği sürece. Aman canım büyütme ya. Benim her zaman başıma gelen iş bu. Yok canım, büyütmüyorum zaten. Kurtardım evimi. Bütün camlara asla satılık değildir diye yazı astım. Ben o evden soğudum Sinan. Anlatamıyorum galiba. Ve benden habersiz satmaya kalktım. Ben de kendi başıma bazı kararlar verebilirim değil mi Sinan? Tabii hayatım. Bundan sonra ben de öyle yapacağım zaten. Hayır Sinan, buraya yeniden başlayamazsın. Hay Allah. Başladım bile. Senin anlayacağın başımız büyük dertte Pelin. Ne yani, şimdi babamı kandırdınız mı siz? Hasan'ı işe yeri alsın diye yaptık. Ne bileyim ben bu kadar çok sevineceğini. Ay, inanamıyorum size. Sen de çok büyük attın ama Pelin. Yarın yollarız falan demeyecektin. Sen dedin. Vallahi bu işi iptal ederseniz babam çok üzülür. Edeceğiz tabii. Pelin'in babama makine parçası yollayacak hali yok ya. Hasan'ı istedi mi peki? Onu da istemiyor. Ne olacak şimdi? Birkaç gün babamı oyalayacağız. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Nereye Müjgan Hanım? Pro kokusu olan bir yerde bir saniye duramam Mehmet Bey. Sen de o pro ile eve gelmeyi sakın düşünme Sinan. İnanır mısın? Şimdi aklımdan o geçiyordu. Ay alıp prosunu gitse bari. Her yer kokacak şimdi. Mehmet Usta, bir mahsuru yok değil mi? Yok canım, iç. Ben de bugün sağlam bir iş aldım. Sağlam bir iş? Ya, haber vermek için senin dükkana uğradım ama yoktun. 2 saat anlatır şimdi. Batacak ev.
Ya İpek, biz neden burada kalıyoruz? Bir değişiklik olsun tatlım. Hem belki yer değişikliği horlamana da iyi gelir. O konuyu kapattık sanıyordum yeşil gözlüm. Ben hiç horlamadım, asla da horlamam. Tamam hayatım, tamam. Sen horlamıyorsun. Hadi şimdi yat, uyu. Uyuyamam ki. Aa, uyuyamaz mısın? Uyuyamam neden? Tabii. Burası pis pis pro kokuyor. Uyursun hayatım, yatarsan uykun gelir. Uyuyamam yeşil gözlüm, uyuyamam. Uyursun. Hadi, Allah rahatlık versin Şükran. Sana da hayatım. Birazdan başlar horlamaya. Of ya, kim içti şu proyu? İpek. Aa, hayatım sen daha uyumadın mı? İpek, ne olur evimize gidelim ya. Sen yerini yadırgadın galiba. Hadi sen yat istersen, ben sana ninni söyleyeyim ha? Ninni mi? Evet. Hadi sen yat şimdi, hadi. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, o bostancı danayı. Sağ ol canım. Oh, mis gibi de kokuyor ya. Oh. Günaydın. Günaydın. Günaydın damat. Günaydın çocuğum. Oh, hadi günaydın. Otur, ben sana çayını koyayım. Nasıl? İyi uyudun mu kanepede? Sabaha karşı biraz dalmışım. Pro kokusu beni çok rahatsız etti. Evet Mehmet.
Bir daha Sinan Bey öyle iç iç deyip durma Allah aşkına. Evden kokusu çıkmıyor sonra. Çıkar çıkar, merak etme. Anne, video hazır. Tamam. Mehmet. Hı. Çok güzel bir film var. İşe gitmeden önce seyretmek ister misin? Film mi? Ay evet, çok güzel. Seyretmeni istiyorum lütfen. Hadi sen de Tankut. Bu saatte ne filmi hayatım? Korku filmi. Tövbe tövbe. Sabahın köründe ne korku filmi ya? Ben sevmem korku filmi filan. Baban sevmez. Seyretmekten hoşlanmaz. Oynamaktan hoşlanır o daha ziyade. Hadi Mehmet lütfen. Ya Şükran, bırak şu sucuklu yumurta soğumadan yiyeyim biraz ya. Ben sonra onu sana ısıtacağım. Ya yeniden Allah pişireceğim. Allah. Gel bırak çatalı. Bak gel. Vallahi gel, bakıyor gel, bize gel. Ya. Gel. Şükran bırak. Bayılacaksın bak. Hadi Tankut, hadi sen de hadi. Ya, önce bir çay içseydik. Ne içersin? Öyle şu gişe rekorları kıran filmi seyret de öyle. Hadi hadi. Ya çekiştirme tamam mı? Gel otur, otur şuraya gel. Ben tamam, onu seyredeceğiz. Evet, filmimiz başlıyor. Ya delirtmeyin insanı Allah aşkına. Ben iki saat film falan seyredemem burada. Bayılacaksın diyorum Mehmet. Ya ne bayılacağım be, ne bayılacağım? Korku filmi mi bu? Bu ne bu? Horladığının ispatı. Hakikaten korkuşmuş Peder Bey. Kim çekti bunu? Ben. Bizzat ellerimle. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bence harika Valide Hanım. Bunun devamı da çok tutar. Damat. Şimdi horladığına inandın mı Mehmet Bey? Ha? Tamam. İlahi Valide Hanım. Nereden geldi aklınıza? İpek? Ha? Bir şey mi dedin Tankut'cum? Horlamandan duyamadım da. Ben gidiyorum. İşim gücüm var benim. Mehmet, sözünü unutmak yok. Bana bak. Pijamanın arkasına tenis topu dikeceğim. Öyle uyuyacaksın. Söz vermiştin, unutma. Ya insanın özel hayatı kameraya alınır mı? İnsan hakları denilen bir şey var ya. Ayıptır bu sizin yaptığınız. Ayıp. Bırak. Şöyle. Ben giyerim. Bırak. Sen onu da laf edersin ya. Olamaz. Fotomontaj bu. Hayır değil canım. Ben horlayan bir insan olamam. Nasıl bu kadar kaba olabilirim? Biz bunları her gece dinliyoruz damatcığım. Şimdi anladın mı bizi? Bu imkansız. Çok utanıyorum. Bir daha asla uyumayacağım. Tankut'cum herkes horlayabilir canım. Ben herkes değilim. Ben bir sanatçıyım, bir ressamım. Ressamlar incedir, naiftir. Ressamlar horlamaz. Hayır. Asla. Tankut, bir daha asla uyumayacağım. Dur Tankut, bekle beni. Çocuğum ne var Tankut burada? Allah Allah. Adam yıkıldı anne ya. Hülya. Her şey bitti anne. Her şey bitti. Ne oldu çocuğum yine? Babam kumar oynuyormuş anneanne. Eğer birincilikte bir iş adamıysan pro eline yakışır. Ama değilsen sırıtır. Ben bu parmaklara ait değilim diye haykırmak ister. Şu Firuze Hanım arasa da biz de artık lig değiştirsek. Firuze Hanım hangi fabrikanın müdiresi demiştin? Bilmiyorum, söylemedi. Yapma Mehmet Usta. Böyle insanlar önce kendilerini tanıtır. Seni kandırmış olmasınlar. Ne kandırması canım? O kadar toy muyuz yani? Biz yine de kötüsünü hazırlayalım kendimizi. Değil mi Sinan abi? Tabii canım. Bu küçücük dükkana o kadar büyük iş gelir mi? Aha. Geldi işte. Alo. Mehmet Usta merhaba. Firuze ben.
Size yollayacağımız makinalarla ilgili olarak bir aksilik çıktı. Biraz gecikecek. Ha yok yok, sizin aldırmanıza gerek yok. Biz yollarız. Peki Firuze Hanım. Hangi firmayla çalışacağımızı öğrenebilir miyim, sakıncası yoksa? Çok büyük bir firma. Evet. Üretiyoruz. Fincan üretiyoruz. Evet, burası çok büyük bir fincan fabrikası. İsmi de Finsan. Evet Mehmet Usta, Finsan. 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 Tamam Firuze Hanım, tamam. Ben yarın sizden telefon bekliyorum. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Duydunuz değil mi? Çok büyük bir fincan fabrikasıymış. Ne kadar iş yaparsın tahminen Mehmet Usta? Bir pro yakacak kadar yaparız herhalde. Yak o zaman. Bu mendil ne? Neden Ayşe'nin biçimini almıştı? Bilmiyorum. Bu mendili kullanarak sesini değiştirdin, öyle değil mi? Hadi söyle. Hayır, ben o mendille Ayşe'yi zilmiştim. Zekeriya köye gidip evi göstermek için bizi sen ispiyonladın değil mi? Sinan abi de sen aradın, öyle değil mi? Hayır, aramadım. Sinan, iyi misin ya? Sinan, gidiyor bana. Oğlum koş, ambulans aç, koş. Ya ambulans ne kadar kaybederiz mazarlar. Doğru doğru, git bir araba bul, çabuk çabuk. Çabuk. Sinan tamam, dur. Geliyor, araba geliyor. Ya Şükran, nerede bu pijamanın üstü, bulamıyorum bir türlü. Bana sorsana şekerim. Pijamanı işte burada duruyor. Al şekerim. Getir ver canım. 30 saattir arattırıyorsun beni ya. Şükran, saçmalama Allah aşkına ya. Söz verdin Mehmet, giyeceksin. Ya söz, tamam söz. Vallahi horlamayacağım ya. Olmaz. Oh. Doktor Sinan Bey'e proyu yasaklamış diye duydum. Evet, öyle oldu. İyi olmuş. Zaten pis bir şey. O... Mehmet, çıkarmayacaksın. Dilimi eşek arısı soksaydı da sözümüz vermemiş olsaydım ya. Mustafa abi. Vay Hasan, neredesin? Ne zamandır arıyorum ya. Hiç, oralarda buralarda işte. Geç otur, bak poğaça sıcak. Ye. Hadi. Yok abi, iştahım yok bu aralar. Bırakmışsın eniştemin dükkanı. Bıraktım abi. Olmuyor başka dükkanda, alışmışım buraya. Babam inat ediyor Hasan, almam işe diyor. Biliyorum. Seni işe alsın diye bir de yalan söyledik ki. Ne yalanı? Büyük bir iş verecekmiş gibi dükkanı aradık. Çok iş olursa işe alır diye seni. E'si babam öyle bir beklentiye girdi ki 3 gündür telefon bekliyor firmadan. Tabi öyle bir firma yok. Öyle bir işte hiçbir zaman olmayacak. Hadi ya. Tüh. Çok üzülecek desene. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum Hasan. Mehmet, belki bugün ararlar ha? Sen canını sıkma. Belki ararlar. Ararlar, ararlar. Belki de vazgeçtiler. Aa, niye vazgeçsinler canım? Cık.
Neyse Mustafa abi, ben kaçayım artık. Bana bak, nereye oğlum? Kütahya'da bir tane hala oğlu var benim, onu arayacağım. Oralardan iş baksın bana. Kütahya mı? O nereden çıktı ya? Burada iş yok abi, ne yapayım, mecburum. Bana bak, sen bekle, babam gelsin, son bir kez konuş onunla. Yok Mustafa abi. Ustayı çok kırdım ben, onu terk ettim. O beni en kötü gününde bile kovmadı ama ben aldığım parayı beğenmeyip gittim. Artık onun yüzüne bakamam ben. Abi geçer yakında babamın kederi, unutur o. Ya niye böyle bir yalan söyledim ki? Nefret ediyorum kendimden. Çok üzdüm babamı. Sen merak etme abi, baban güçlüdür. Annem hepsini odamın tavanına boyamıştı. Ondan hiç söz etmiyoruz. Söz edecek bir şey yok. Merhaba Şükran yenge. Hoş geldin. Nerelerdeydin sen? Bak ustan orada. Hadi geç. Geç. Gitmeyin. Selam usta. Nasılsın? 12 yaşında. Hoş geldin evladım. İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor bakalım Hasan? Ne işler yapıyorsun çocuğum? Kütahya'ya gidiyorum Şükran yenge. Biletimi aldım. Kütahya'ya mı? Evet. Halaoğlu'nun yanında manavlık yapacağım. Ben buraya vedalaşmaya gelmiştim usta. Sana gitme demeyi çok isterdim evladım ama artık bizde de iş kalmadı. Senin o dağlar gibi Mehmet ustan yıkıldı artık. Öyle deme Mehmet, ne demek o? Öyle Şükran, öyle. Bütün gün iş gelsin diye gözümüz kapıda bekliyoruz. Eskiden böyle miydi ya? İzmit'ten, Adapazarı'ndan ta Edirne'den parça gelirdi. Bunu yapsa yapsa Mehmet usta yapar denirdi. Ama şimdi Mehmet usta modern tezgahlara yenik düştü. Hayır düşmedi canım. Mehmet usta dimdik ayakta maşallah. Yok Şükran, yok değil. Artık Mehmet ustayla dalga geçiyorlar. Niye? Çünkü Mehmet usta iki parça işe çocuk gibi sevinecek hallere geldi. Hiç itibarım kalmadı artık. Belki de biri sırf zevk için işletti beni. Ama iyi oldu. Artık bırakıyorum. Emekli oluyorum. Hayır baba. Seninle kimse dalga geçmedi. Seni arayan bendim. Yani bir arkadaşımdan rica ettim. Aa, niye? Çok iş gelecek diye düşünerek belki Hasan'ı tekrar işe alır diye. Ama işlerin bu hale geleceğini düşünmemiştim. Yani o firma gerçek değildi, öyle mi? Değildi baba. Neyse ustacığım, ben gideyim. Otobüsüm az kaldı. Öpeyim elini. Hiçbir yere gitmiyorsun Hasan. Yok usta, gideyim ben. Çok yük oldum sana. Bak bunu duymamış olayım, tamam mı? Senin yerin benim yanım. Sen bana Bahri ustanın emanetisin. Yani şimdi emekli olmuyor musun baba? Ya bu zirzoplara iş emanet edilir mi? Baksanıza işleri güçleri oyun, kandırmaca. Canım benim. Aslan babam. Ben ödemeyi biliyorum. Ne düşeceğim? Tamam.